Gününüz aydın, gönlünüz şen, haneniz huzurlu, kazancınız bereketli, akıbetiniz hayır, ahiretiniz mamur olsun. Hayırlı iftarlar efendim. Bugün yine bir konumuz ve iki değerli konuğumuz var. Onları size takdim etmek istiyorum. Ondan sonra da programımızın akışı hangi istikamete doğru ilerleyecek hep beraber e, şahit olacağız. Adem Saraç hocam bizimle beraber Sabahattin Zaim, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi. Ee, Mustafa Demirci ünvanı çok uzun Mustafa. Şimdi ben onları aklımda tutamam. Ama millet izleyenler, takip edenler Mustafa Demirci'nin e, kim olduğunu herkes biliyor. Ünvanın da muhtemelen aşağıda yazıyordur. <laughs> İstersen bir de senin dilinden dinleyelim Mustafa. Estağfurullah efendim, ünvanlar önemli değil. Tabii ki. Biz, e, sonuçta insan olmak ortak ve üstün özelliğimiz o. Eyvallah, varlıklara tekat eden eyvallah. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi e, öğretim üyesiyim. Eyvallah. Evet. E, i̇ki pozitif insan bugün stüdyomuzda. Gerçekten her ikisiyle de hayatımın belirli dönemlerinde, ...yollarımız denk düştü. Her ikisinin de muhabbeti, bulundukları mekanı, bulundukları ortamı şenlendirmeleriyle bilinirler. Yoklukları hemen, gerçekten söylüyorum, hissedilen iki değerli misafir. Muhabbet esnasında onları siz de göreceksiniz. Ama önce Kur'an tilavetiyle başlayalım, sonra sohbete geçeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i Yasir Aksu Hocaefendi seslendirecek, okuyacak, tilavet edecek. Ee, İsra suresi 77 84. ayetler arası. Dinliyoruz efendim. E'udubillahi <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق من الليل فتهجد به نافله لك عسى وقل رب ادخلني مدخل صدق وافرج why Ooh. the Ee, Hoca Efendi'ye teşekkür ediyoruz... ...tilaveti için... ...ve misafirlerime dönüyorum... ...hoş geldiniz tekrar... ...hoş bulduk, teşekkür ediyoruz... ...hoş bulduk, teşekkür ederiz... <laughs> i̇yisiniz inşallah... ...elhamdülillah diyelim, siz de iyisiniz inşallah... ...elhamdülillah, biz de iyi olmaya çalışıyoruz... ...Mustafa sen de iyisin... ...elhamdülillah, Ramazan-ı Şerif'in iklimi güzel... ...Eyvallah... Allah ...gerçi e, yaşadığımız dün bir e, Hoca Efendi buradaydı... ...hemşerin İrfan Hocam buradaydı... ...İrfan Hoca... Hmm. Şeyi yaşadığımız bu sıkıntıyı asrın kıyameti diye e, tanımladı. Biz asrın felaketi diye tanımlarken böyle bir sıkıntı yaşandı. Böyle bir acı yaşandı. Bunun üzerine de Ramazan tam üzerine geldi. Çünkü Ramazan bütün rahmetiyle, merhemiyle, ilacıyla, insanı onaran bütün yanlarıyla birlikte gelir. Elhamdülillah, Elhamdülillah. diyoruz. Ama içimizdeki sızı hala oradaki manzarayı zaman zaman gördükçe içimiz kanıyor ama hayat devam ediyor. Bir şekilde e, bu akışı devam ettirmekte zorundayız. Diyelim ve ilk e, Adem hocama e, selam nedir? Çünkü bugünkü konumuz selam. Selam nedir? Nasıl alınır? Nasıl verilir? E, selama yüklenen anlam nedir? E, bunu sorarak başlayalım. Eyvallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله Es-salatu vesselamu aleyke ya habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyiden evvelin ve'l-ahirin ve selamun alel murselin ve'l-hamdülillahi rabbil alemin Görüldüğü gibi içince çokça salat ve selam olan duayla başlamak istedim. Elhamdülillah. Selam nedir? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam bu. Kısaca. Lafız olarak. He. Ancak takdir edersiniz ki Cenab-ı Hakk'ın o güzel isimlerinden biri de Esselam. Esselam. Celle Celaluhu. En yani, selamın kelime kavramlarında dalmak yerine onun bize getirdiği o engin ufka daha çok değinmek Eyvallah. istiyorum. Hadis-i şerifte Tirmizi rivayetidir. Resulullah Aleyhisselam Esselam kablel kelam der. Yani selam kelamın önündedir. İki kişi karşılaştığımda bir telefon açtığımda yani merhaba selamun aleyküm farklı lafızlarla selamlaşırız. Aslında selam yürekte oluşan yürekten göze, gözden söze, yürek söz göz bütünlüğü içerisinde karşıya aktarılan bir iletişim dilidir. Yani selamun aleyküm ya da esselamu aleyküm dediğiniz zaman ona dua ediyorsunuz. Ee, güven içinde, huzur içinde, esenlik içinde olmasını diliyorsunuz. O da ve aleyküm selam ya da tamamını söyleyerek ve rahmetullahi ve berekatuhu ekleyerek hadis-i şerifte 10 10 10 diye buyurduğu Aleyhisselam'ın daha üzerinden sevabı kazanır. Normalde selam genelde böyle 70 ikiler, 73'lerde ben selamı anladım ilk defa. Nasıl anladım? O zamanlar bu kadar medya Böyle görsel yayınlar pek yoktu. Bir Müslüman muhabir kardeşiniz bir Afrika ülkesine gidiyor. Onun ziyaretleri dergilerde yayınlanmıştı. Yani bizim okuduğumuz o yazıda siyah insanların arasına ilk defa bir beyaz Müslüman gidiyor. Tabii beyaz görünce sömürgeci adam diye tepki gösteriyorlar ve üzerine gidiyorlar bunun. Bu bir anda şaşırıyor ve aklına selam geliyor. Esselamu aleykum diye ortalığa bir selam söylüyor. Herkes duruyor. Çünkü hangi lisanı konuşursa konuşsun Müslüman selam bütün Müslümanların ümmetin ortak iletişim dilidir. Bütün ümmetin bütün Müslümanların ortak iletişim dili. Esselamu aleykum dediğiniz zaman ya da bunu söyleyen biri bu selamı hangi lisanı konuşursa konuşsun size aleyküm selam diyecektir. Müslümanı söylüyorum. Bir örnek olsun diye soran niyetim vardı ama baştan muhabbet diye girdiniz. Ben muhabbetten direkt gireyim. Tamam. Avrupa ülkelerinin birinde ben şimdi isim vererek reklamını yapmayayım. Birkaç arkadaş bir aracılan bir ülkeye geçtik. Yani orada ülkeler arasında kolay geçişler var. Yağmur yağıyor. Çok şiddetli bir şekilde namazımız sıkıştı. E şimdi Türkiye gibi minare yok ki. Bir cami bulalım, gidelim. Bir namaz kılmamız lazım. Dışarıda kılamayız, yağmur yağıyor. Yani çok şey bir durum. Dedim ki arkadaşlar, kalabalık bir caddeye sür arabayı. Kalabalık bir caddeye sürdü. Ben camı açtım. Kafamı dışarı çıkardım, sokağa. Esselamu aleykum diye seslendim. Bir sürü aleykümselam geldi. Dedim gelir misiniz? Yine ortala bir kişi geldi. Dedim biz dil bilmiyoruz, namaz sıkıştı. Burada cami nerede? Bize tarif etti, gittik. Namaz çok sıkıştığı için sonra onlara sordu arkadaşlar. Ya o sen onu neden tanıyorsun? Bu şahsı, bu sokağı nereden biliyorsun? Ben nereden bileyim? İlk defa geliyorum buraya. E, nasıl buldun o adamı? Ben bulmadım. O... Ümmetin selamı. Ben ortalığa selam verdim. Birkaç kişi selam aldı. Orada birkaç Müslüman var demek. Ama gelir misiniz dedim biri geldi. Türkçe'yi bilen biri geldi. Hı hı. Yani ümmetin selamı ırkın selamı olmuş oldu. Yani selam en temelde, özelde bizi birbirimize ilk kez böyle karşı karşıya geldiğimizde... tanıştıran, kaynaştıran ben senin kardeşinim. Sen benim kardeşimsin. Ben sana dua ediyorum. Sen bana dua ediyorsun. Sen eminsin, güvenilirsin. Ben eminim, güvenilirim gibi geniş manalara gelir. Selam. Elbette bu kadar değil. Bir hadisten ben e, bu bölümü kapatayım. Hadis meşhurdur. Buhari Müslim'de olduğu gibi tüm kaynaklarımızda var. Sallallahu aleyhi ve sellem selamın önüne koyduğu çok çarpıcı ifadeler var. Sonra selam geliyor. Vellezî nefsi biyedi. Söze yeminle başlıyor. Yemin olsun ben kısaltayım burayı. Yemin olsun ki. La el cenneh. Cennete giremezsiniz. Hatta tu'minû. iman etmedikçe. Aleyhisselam böyle bizim gibi az vakitte çok şey sığdırayım diye öyle hızlı hızlı konuşmazdı. Kavramlar yüreklere iner, orada sindirilirdi kavramlar. Ashab-ı kiram bu ifade karşısında tabii ürperiyor. Yani iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Öz bu. Ancak sonra gelen bir kısım var. Şimdi başındakini koparırsak selamı anlayamayız. La tedhulunel cenne. Cennete giremezsiniz hatta تؤمنو iman etmedikçe. Burayı anladık. Ve la tu'minu iman etmiş de olamazsınız. Hatta tehabbu birbirinizi evet. sevmedikçe. Hocam özür diliyorum. İçeriden e, ulaştırma bakanı Adil Kara İsmailoğlu Adıyaman'da konuşuyor. E, kameralarımız o tarafa dönüyormuşuz. Döndürelim bakalım. Tekrar birlikteyiz. Ve yarım kalan bir... ...mevzumuz vardı. <laughs> Adem Hocam tamamlayalım mı orayı? Evet. Ee, belki televizyonun yeni açanlar için... E, ...misafirlerimizi bir kez... ...çünkü bayağı bir ara verdik. Misafirlerimizi bir daha takdim etmek istiyorum. Adem Saraç... ...İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi... E, ...öğretim görevlisi... ...Mustafa Demirci... E, ...İstanbul Üniversitesi... İlahiyat Fakültesi... E, öğretim üyesi üyesi doktor ama ve sanatçı. hocamı daha kolay söylüyorsun bana gelince zorlanıyorsun. Ben ya çok ben... kelime var bu kadar. <gülüyor> 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 Çünkü e, ben Mustafa Demirci'yi hep sanatçı olarak bildim. Evet. Öyle tanıdım. Öyle birlikte olduk. Evet, evet. Diğer ünvanına alışmak biraz zor. Şey de öyledir. Mesela kimi tabip vardır. Dışarıda hastanede doktorluk yapar. Evde babadır ama ya da dışarıda birilerini yargılayan yargıç, evde hakimdir. Öyle rol karmaşası yaşanır zaman zaman. Dolayısıyla ben Mustafa'yı tam Marmara dönemlerinden sanatçı Mustafa Demirci olarak tanıdım, sevdim. Hukukumuz öyle Benim devam ediyor. Şimdi hala işte, işte <laughs> yayın müdürümüzsünüz siz mesela? <gülüyor> <gülüyor> Genel evet, yayın müdürü. Evet, evet. ee, Alem hocam selam. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifinden bahsettiniz, evet. ee, e, izleyicilerimize takdim ettik. Fakat e, temel atma töreninden e, dolayı yarım kaldı cümleniz. O cümleyi tamamlayalım, evet. programımıza devam edelim. Normalde bu hadisi bitirdikten sonra, onun e, arkasından gelen, bu büyük afette sıkıntı çeken insanlara, selam boyutuyla nasıl bir yaklaşım sevgilerize girecektik. Bu temelden dolayı bu kaldı. Ben şu kadarını söyleyeyim. Bir daha Arapça metne girmeyeyim. Aleyhisselam buyurmuştu ki e, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Bu Arapça okumuştuk. Ondan sonra buyurdu ki evvela edullukum ala şeyin. İza faaltumuhu tahabbtum <laughs> sordu aleyhisselam. Size bir şey öğreteyim, yol göstereyim, söyleyeyim ki onu yaptığınız takdirde birbirinizi seversiniz. Yani sevgi, iman, cennet. Aleyhisselam arkasından efşu selame beynekum buyurdu. Aranızda selamı yayın. Hı hı. Selamı yaymak, Sadece karşı karşıya geldiğimizde selamun aleyküm, aleyküm selam demek değildir. Bu da selamı yaymaktır, selam vermektir, selamı almaktır. Ancak bu selam ile kurulan iletişimin yayılarak sürmesidir. Ana özü bu. Evet. Selam ile kurulan iletişimin kesintiye uğramadan o gönül beraberliği, iman beraberliği ve cennete götürecek evet. beraberlik bu Bağdan geliyor, bu yönüyle selamı yayınız buruyor, Sallallahu Aleyhi Ve Sellem hadisesi onu böyleydi. Eyvallah. Şöyle diyebiliriz, yani bir oda var, adı cennet. Aha. Odaya girebilmeniz için bir muhabbet kapısı aralamanız lazım. Evet. Muhabbet evet. kapısını açmak için de selam diye bir anahtarınız var. Evet. Bu sembol sanıyorum bu hadisi özetler bir sembolü olabilir mi hocam? Ya mümkündür. Normalde biz anahtarı ee, şurada daha çok değerlendiriyoruz. Şimdi ee, cennete giremezsiniz. Noktayı koyduk. Bir içimize ürperti olacak önce. Yani girecek bir anahtar. Anahtar dediniz diye söylüyorum. Hı hı. Hatta tu'minu deyince iman etmedikçe. Anahtar iman. Ancak o anahtarın çevrileceği yerde selam. Eyvallah. Ha. Evet. Yani o iman. Çünkü iman anahtarıyla o kilidi çevirdiğiniz zaman inşallah cennete girmiş olursunuz i̇nşallah. diyelim. Ee, Mustafa, bizim tarz müziğin çıkış nedenlerinden bir tanesi de inandığımız değerleri hem bizim gibi düşünen, bizim gibi yaşayan insanlara anlatmak hem de onlarla paylaşmak. Yani ortak değerlerimizi, ortak inanışlarımızı, ortak davranışlarımızı Müzik kanalıyla anlatma biçimidir, özetleyecek olursak, doğru mu? Doğrudur. Mesela e, e, selam mevzu selam olunca selamla ilgili bu selam mevzusunu işlediğiniz bir eser var mı, İcra ettiğiniz bir eser var mı ve konusu nedir? Evet, aslında e, tabii öncelikle ben de yeni başlıyormuş gibi bütün izleyenlerimizi selamlıyorum evet. Allah'ın selamı ile. Ee, hepimizin hepinizin üzerine olsun. Amin. Tabii e, bizim normal iletişim şifremiz olan yani ilahi bir şifre olarak değerlendiriyorum selamı ben çünkü e, o şifreyle e, birbirimize çok güzel bir mesaj veriyoruz, güven telkin ediyoruz, barış, selamet diliyoruz, efendim e, muhabbetin kapısını aralıyoruz o vesileyle birçok özelliği bir arada taşıyan gerçekten yok değerli bir kelime kutsal bir kelime diyelim evet. biz ona selam ve tabii ki en çok selam ettiğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona selam etmek ona salat etmek selam yollamak hakikaten aynı zamanda bir ibadet aynı zamanda Peygamber Efendimizle olan iletişimimizi hem sözlü hem ruhi manevi iletişimimizi hem de ona benzeme çabamızı besleyen bir yönü var. Evet. Bu bakımdan Salatü Selam e, tek başına bile selamı anlatmaya yeter diye düşünüyorum evet. ki Salatü ümmiyemiz asırlardır Osmanlı evet. döneminde e, bizi e, Peygamber Efendimiz'in ümmetini birleştiren böyle çok ortak bir melodi sahibi, söz sahibi. E, dolayısıyla Selamın böyle birleştirici, bütünleştirici ümmeti muhammedi keyfiyet olarak temsil eden çok güzel bir tarafı var. Evet. Ben e, özel olarak selamla ilgili bir eser, mesela işte biz selam imatiplim yaptım evet, Mehmet Emin evet. Hocam o zaman hatırlarsınız. Çok evet. hoştu. Ee, ve e, salatü selam üzerine çok fazla yapılmış çalışmalar da var. Mesela benim bugün okumak istediğim bu konuyla ilgili olarak da. Ahmet Efe'nin sözleri olan ve çok değerli Üstad Hakan Alvan'ın bestelediği bir Esselami Ahmedi muhtar olan e, Peygamber Efendimiz'i anlatan, ona selamı anlatan en son nebi. O eseri okuyacağım ama izniniz olursa küçük bir paragraf olarak Tabii ki, lütfen. E, çok beğendiğim, e, hatta e, tavsiye ederim dostluk üzerine diye Fethi Gemihloğlu'nun böyle küçücük bir e, broşür büyüklüğünde bir kitabı var küçücük. Ama içi çok değerli. Orada sohbet ederken selamlama biçiminin hı hı. ne kadar konuyu doğru değerlendirdiğini anlamamız açısından örne örneğini sunmak istiyorum. Tabii ki lütfen. Kısa bir bölüm. Evveli, ahiri, zahiri, batını selamlarım. El evvelu Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah, sahibi selamlarım. Sahibi hakikiyi selamlarım. Sağımı, solumu, önümü, arkamı selamlarım. Levlake sırrının masarını selamlarım. Validesini, Hatice validemi, Fatıma validemi selamlarım. Ciharı ı yar selamlarım. Erkanı ı Selmanı Selman-ı Ebu Zerri selamlarım. İmameyn-i Muhteremeyn'i selamlarım. Taife-i e selamlarım. Müminlerini, ve müslümlerini ve sizi selamlarım. Peygamberi Ekber bir hadisinde nebevilerinde buyururlar ki önce selam sonra kelam. Evet. Ve bu aslında çok daha uzun bir metin selam kısmı. Ee, yani selamı ne kadar e, böyle e, etkili kılan bir e, selamlama biçimi öyle değil mi? Hani biz evet. bugün işte selamı tartışıyoruz, selamı verelim merhaba mı diyelim falan filan ama selamın Derununa inen insanlar selamı böyle kullanıyorlar. Onu anlatmak için evet. bu kadar uzattım. Evet. Kusura bakmayın. Estağfurullah. <laughs> evet. Tabi sizin de ellerinize sağlık. Teşekkür evet. ediyorum. E, selamın şöyle bir tarafı var galiba. E, yani selam alan veren ancak birisinin adına. E, Selamı veriyorsunuz övürde birisinin adına selamı alıyor. Dolayısıyla üçüncü bir paydaşı daha var selamın. Dolayısıyla üçüncü paydaş alemleri yaratan Allah. Onun adına selam alıyorsunuz. Onun adına selam veriyorsunuz. Şey, şey düşünelim bizim Anadolu'da şey vardı birisinden bir şey istenecek. İşte Mustafa Demirci amcanın selamıyla geldim. Onun hatırı onun hatırı bağlar şeyi yani. Dolayısıyla Allah'ın selamıyla verdiğiniz zaman kişiyi selamı vereni de alanı da bağlayan onların arasındaki şeyi teminatı güvence altına alan bir hal ortaya çıkmış oluyor. Mu hocam öyle düşünebilir miyiz? Ya da sizin ilave edeceğiniz Estağfurullah. Şimdi selam öyle geniş bir kavram ki ben bir insan bedenini düşünün. Parmaktan bahsediyoruz. Parmak elimden bir parça. Elim kolumdan bir parça. Kolum bedenimden. Yani parmak bedenden ayrı değil. Saçtan ayrı değil. Tırnaktan ayrı değil. Şimdi selam İslam'ın Özünün içerisinde baştan Cenab-ı Hakk'ın ismi şeriflerinden biri olduğunu ifade ederken de ona aslında vurgu yaptık. Elbette ki Allahu Teala nasıl selam verileceğini az geri gidersek ilk Adem Aleyhisselam'a hadislerde çok var. Ben 40 tane hadis 40 tane ayet-i kerime derledim yani onlara girmeyeceğim hı hı. çok var. Adem Aleyhisselam'a, e, meleklere selam vermesini, onların verdiği cevabı. Meleklerin Adem Aleyhisselam'a selam vermesini, onların verdiği cevabı. Buradan başlatır selam kaynaklarımız, buradan başlatır. Ama hepsinin temelinde selam bir tavsiye değildir. Bir emirdir. Ve selam bir zikirdir. Mustafa Hocam güzel örnek verdi. Yani e, daha ziyade Resulullah Aleyhisselam'a muhabbet boyutuyla kuşlara, rüzgara, e, esen yele selam gönderirler Medine'ye. Yani özünde aynı iman var. Yani Cenab-ı Hakk'ın ismi şerifiyle gidiyor bu selamlar. Verdiğiniz örnek çok güzel. Hı hı. Yani bir şey istiyorsunuz, birinin hatırına istiyorsunuz. Evet. Selam odur. Ey bad sabah uğrar isen Ha işte Benim, bak. Evet. Sen açıdan duramıyor işte yani. İster istemez, <laughs> ister, ister, istemez aklına o parça geliyor. Yani uğrar isen işte de harameyine şöyle selam söyle. selam öyle, Resulü. Evet. Çok böyle çarpıcı şeyler var. Aynı şekilde bir sahabe-i kiram dua örneğini verirken e, diyelim bir şu kadar dua ettiğinde şu kadarına selat selama ayırsam Yeter mi diyor. Hani uygun mudur anlamına. Artırırsan iyi olur diyor. Şu kadar artırırsan iyi olur. Şu kadar şu kadar tamamı mı? Duanın tamamı salat salam. Hmm. Çünkü aslında dilin dudağın kıpırdaması değildir aslında duayla selam. Yüreğin yürekte bir görüntü alması. Yani sizin de bir eserinizde yıllar önce çok dinlediğim Hangi? Huzur olmaz sevmeyince, uh -huh. gönlü gönle vermeyince. değil mi? Bizim? Evet, evet. <laughs> Huzur olmaz sevmeyince çok güzel. Gönlü gönle vermeyince. Vermeğine. Gönül, gönüle verildiği an zaten selam akışı farklı bir şekilde olacak. Ama ifade ettiğiniz gibi gerçekten selam verilen, alınan durumlarda bunun haşa yani Cenab-ı Hakk'ı devre dışı bırakılan selamları Resulullah reddetmiştir. Mekke'den biri gelir Medine'ye. ayrıntıya girmiyorum. Peygamber aleyhisselama günün aydın olsun der. O günkü ben Türkçe öyle çevireyim. Günün aydın olsun der. Aleyhisselam hayır der. Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak ondan daha güzelini verdi bize. Yani selamın Cenab-ı Hak'tan geldi. E Ayşe annemizin rivayetlerinde bütün herkesin verdiği selam namazdan sonra ne diyoruz? Esselam. Bir kere namazı bitirirken selam hocam söyledi çok yerinde söyledi onu da. Ama namazdan sonra da Allahümme entes selam. Allahümme entes selam. Ve minkes selam. Tebarek de celali vel ikram. Hocam buradan, düşünmüyoruz ne dediğimizi. Buradan şeyi anlıyoruz. Aslında hani literatürün yani dini literatürün Sadece böyle an meal ifade etmediğini ha. anlıyoruz. Hani evet. diyorlar ya, ya ezan işte niye başka bir çağırma değil, mi? Hadi namaza gelin de denilebilir. Niye böyle bir, bir ezan metni şey var? var? Evet. Şimdi anlatabiliyor evet. muyum? Aynı şey yani selam demeyelim de başka bir şey diyelim. Niye diyelim? Yani kelimelerin ruhunu inkar ediyoruz. Halbuki kelimelerin bir Ruh. ruhu var. Zaten o yüzden mesela ihsan kavramı da bunun gibi insana mana vereceksiniz. Ben normalde halkın da bildiği kavramlara mana verilmesini doğru bulmuyorum. İyilik manası veriliyor. Şimdi şu sütü sütüyor insan. Şu çiçeğin yaprağının ucundaki toz iyilik. Bunu karşılayabilir mi? Ama mecburen iyilik diye mana vermek durumundasınız. O dediğiniz şey alaraz olsun. Yani gerçekten oradaki ruh yani kavramın insanın ruhuna verdiği bir şey. Selam öyle kolay bir cümle. Aynı selam gibi de çok böyle ucuza kullandığımız maalesef yani Allah razı olsun cümlesi. Bu da aslında rıza yani Allah razı olsun böyle çok dilenci lafı gibi bir laf haline getirildi. Allah'ın razı olması ne demek ya? Allah razı oldu mu? Bitti. Evet. Her şey bitti. O yüzden ben bu vesileyle reklam e, bu deprem bölgesindeki programla nasebetiyle araya giren Mesajı da verelim o kardeşlerimize. Şimdi... Buradan ne kadar... iyi şeyler söyleseniz... Bir insan çadırında üşüyorsa... Efendim... Onun selamı... Önce bir kelami selam... Ona güzel bir battaniye... Evet. Sıcak bir yemek... Evet. Selamın ardından mı gelecek? Orada bir kardeşin olduğunu bilmek... Şimdi eski parçalardan bir tanesi... Afgan... Zulmü döneminde Rusya Afgan'a girmişti ya hı hı. yıllar önce bizim gençliğimizde mesela orada yine çok değerli böyle hocam gibi sanatçılarımızın bir tanesi yazdığı eserin birinde... imanın bağı bizi oraya bağlar cümlenin birisi oydum imanın bağı bizi oraya bağlar yani selam aynı zamanda zaten özde imandır ve bu selamı verdiğiniz zaman işte ben manaya girmedim ona gene girmeyeceğim ya fazla. Hı hı. Örnekler içinde durmak istiyorum. Bu selam verildiği zaman selam e, selama ehil olana verilir. Biraz çekinerek söylüyorum. Yavaşladım biraz. Selam öyle oyuncak değil. Selam selama hazır olana verilir. Selam selama layık olana verilir. Selam Allah kelamıdır. Allah kuluna Allah'a iman eden her şeyi ondan bilen kuluna verilir. Ha, yani diğerlerine farklı kavramlarla bir iletişim kelimesi kullanılır. Ama selam kavramı, siz üçüncü kişi dediğiniz için bunları söylüyorum. Hı hı. Selam kavramı bu ifade yani Esselamu Aleykum veyahut da Selamun Aleykum dediğimiz zaman bu selam. İnşallah biraz sonra örnek vereceğim. Sadece dirilere değil, bizim ölülere selamımız var. İnşallah onlar da gireceğiz yeri geldikçe. Eyvallah. Ee, Mustafa bir soru soracağım. Ee, soruya cevap vermeden bir VTR izleyeceğiz. Bir dakikalık ee, sonra soruyu alacağım. Sonra bir eser daha isteyeceğim senden. Peki. Ben şahsen selamın selam alıp veren insanları eşitlediğini düşünüyorum. Yani hepimizin kimi zaman kibirimiz vardır. Kimimiz zenginizdir, kimimiz yoksuluzdur kimimiz güzelizdir, kimimiz çirkinizdir, kimimiz beyaz tenliyiz, kimimiz esme. Neyse farklılıklarımız var. Bazılarımızın farklılıkları öbürünü daha avantajlı hale getirir. Ama selamla ya sen kim oluyorsun? Allah var. Bak ben Allah adına sana selam veriyorum. Ya da ben kimim ya? Ben niye? Yani eşit hale getiriyor. Yukarıdakini hatta selam vermedeki önceliklerde de mesela Binekteki yayaya selam veriyor. Hatana Yukarıdan aşağı inen aşağıdakine selam veriyor. Yani aynı seviyeye yüz yüze getiriyor. Böyle bir tarafı var. Katılır mısın? Ya da Tabii. E, senin söyleyeceğin elbette ki VTR'den daha önemli şeyler. VTR'den sonra yani Tamam VTR'den sonra. <laughs> Şimdi VTR'mizi izliyoruz. Efendim VTR'mizde e, İHA'nın e, bağışçılarıyla birlikte ...hangi noktalara ulaştığını anlatan bir VTR. hep birlikte izliyoruz. Her şey bir çağrı ile başladı. Bosna'da yaşananları tüm dünya seyrederken... ...biz iyilik yolculuğunun ilk adımını atmıştık bile. Büyüdük, gönüllerde taht kurduk. Yüz binler olduk bizi bir araya getiren iyiliği yeryüzüne yayma arzusuydu. Yaydık da. Kurban hatırlamaktı. Bereket neden bütün dünyaya yayılmasındı ki? Rahmeti 123 ülkede milyonlara ulaştırdık. Kara bulutlar sardığında gökyüzünü Dünyaya maviyi tekrar hatırlattık. Bir gemiye insanlığı sığdırdığımızda tarih 2010'u gösteriyordu. Neşeli halkalardı bize kardeşliği hatırlatan. iyilik tüm dünyayı kuşattı. Her Ramazan paylaştıkça bereketlendi sofralarımız. Milyonlar toplandı etrafında. Her günümüz aynı olmadı elbette. 99'da Marmara'da, 2004'te Açe'de, 2011'de Van'da, 2021'de Akdeniz'de afetlerle mücadele ettik. Birlikte aştık zorlukları. Milyonlarca gönle tomurcuk ektik. Dünyayı güzelleştirdik. Umudun sesi oldu. Sizlerle beraber, sayenizde. Tekrar birlikteyiz efendim. Mustafa Demirci'ye bir sorumuz olmuştu. Selam insanları, yani selam alıp veren insanları eşitler mi? Evet. Siz zaten bir cevap verdiniz kendi sorunuza. O zaman cevap vermiyorum mu diyorsun? <laughs> yok, yok öyle değil tabii ama şöyle bir şey var. Çünkü senin Selam. farklı yorumların var. Adem Hocam bir sefer sosyal dokuya davet etmiştik. Orada yiyiniz içiniz israf etmeyiniz ayetini nasıl tesir ettiğini şahit oldu. <laughs> Kayserili bantıyla ile tesir. Efendim? Şimdi... eee Silim kökünden geliyor İslam kelimesi de barış esenlik işte emniyet demek selam hep aynı kökten geliyor kelimeler dolayısıyla İslam eşitleyen bir din zaten yani İslam ol kurtul hı hı. ve İslam ol aradaki bu bahsettiğiniz farklılıklar yaratılış ve ilahi bir cilve olarak şey bize verilen aynı zamanda sahip olduğumuz her şeyinde bir hesabı var. Nasıl? Yani güzelliğin de hesabı var. Efendim fazlalığın da hesabı var. Yani bir kimse ben çok iyi bir hayat yaşadım. Dünyada çok rahat ettim. Zenginim, çok iyiyim. Oh falan tamam. Mutlu olabilir ama belki, bedeli var. Belki hiçbir şey olmayan ondan daha kolay hesap verecek. Hı hı. Bilemiyoruz ki. Yani her nimetin bir de sorumluluğu var. Onun için bu farklılıkları birbirimize üstünlük olarak görmek en büyük yanılgı zaten. Çünkü Allah Celle Celaluhu takvadadır diyor üstünlük. Hmm. Selam e, takva anlamında da bize katkı sağlayan bir şey. Yani e, birbirimize aslında selam verirken de uyarıyoruz. yani İslam olduğumuzu hatırlatıyoruz tekrar hmm. tekrar. Çünkü insan hakikaten unutkan bir varlık. E, ve Rabbimizin kendimizi Kendisini unutturmamak için bize e, Kur'an-ı Kerim'de 250'ye yakın yerde zikirden, zikir kavramı var ve türevleri var. Yani O kadar çok. Selam 150'nin üzerinde hı hı. selam ve e, türevi kelimeler var. Bunların hepsi aslında e, bu eşitlemeyi ve bu eşitliğin neticesinde üstünlüğün takva ile olduğunu hatırlatıcı özelliği olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, sorunuza ne kadar cevap oldu bilmiyorum ama. Bir o kadar da e, tabi selamın yanında birçok ayette geçen işte ta, hidayeti tabi olanlara selam, şunlara selam, şöyle yapanlara selam e, gerçekten de e, müjde anlamında da çok kullanıyor. Yani aslında ben hani işte cennet ehlini selam olsun, orada selamlaşsınlar. Ne kadar güzel bir iletişim şekli bu selamın. O yüzden dedim bir ilahi şifre böyle mucizevi bir tarafı var. Hmm. Hakikaten ki Peygamberimiz yayın dediğine göre bir hikmeti büyüktür. E, tabii ki e, İslam olmak için de tevhid şart malum. O yüzden bir tevhidi anlatan bir eserle Eyvallah. devam edeyim eğer izniniz olursa. Hocamın yanında konuşmaktan e, hedef ediyorum ama kusura bakmayın. <laughs> Ağzına ah, sağlık. Teşekkür ederiz. Eyvallah. eyvallah Mükemmel e, bir şey oldu. Bir de bu ümmeti e, takdim ederken, tanımlarken selam ümmeti diye de tanımlanır. Yani birbirleriyle e, sürekli iletişim halinde olan. Çünkü e, iletişim halinde olmazsanız kelam da olmaz. Kelam olmayacağına göre de selam da söz konusu değil. Selam ümmeti demek ki e, ne anlama gelir? Biraz daha açınlayacak olursak, bu birinci soru. Bir de buna ilaveten çünkü süremiz çok azaldı, hızlı davranmak zorundayız. E, temel atma töreninden dolayı sıkıştırılmış olduk. Evet. Bir de hiç tanımadığımız birisine selam verebilir miyiz? Şey değiliz. E, onun selam alıp almaya layık olmadığından emin değiliz. Selam verilir mi? Ya da e, Birisi selam verdi ama onun selam vermeye layık olmadığını da biliyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman selam ümmeti ise o bulunduğu yerde Darus selamdır onu da belirtmek. Evet. Selam yurdudur orası evet, da eyvallah. değil mi hocam? Eyvallah. Ama iki son iki sorduğum soru öyle bir şey değil. Ya, yaşadığımız coğrafya ya da biraz önce hocam anlattı ya Avrupa'da bir yerde Hı. size birisi selam evet. verdi ya da bu yaşadığımız coğrafyada birisi selam verdi. Hiç tereddütsüz almalı mıyız? Şimdi yine önce hep aynen girmemiz gerekiyor. Esselam Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden. Eyvallah. Şimdi seslendirdi değerli arkadaşımız. Allah razı olsun. E şimdi e, Allahu Teala zaten emrediyor. Ancak Allahu Teala kendisini zikretmemizi emrediyor. Efkuruni evet. efkurkum yani devamını okumayayım. Siz beni zikredin. Ben de sizi zikredeyim. Hı. Bizim zikrimiz malum. ibadetlerimiz zikrimiz. Cenab-ı Hakk'ın bize nimetlerle bize ihsanıdır. Yani hiçbir şeyde Esselam'dan kopma yok. Önce bunu bileceğiz. Hı hı. Hiçbir şeyde. E Cenab-ı Hak bize böyle emrettiği için Resulullah Aleyhisselam'dan Medine'ye geldiği zaman e, yenilikleri yaparken bakın bir e, şehri yeni kurarsınız, kuralları siz koyarsınız. Ama kurulmuş şehre gittiğiniz zaman onun süre gelen kuralları vardır. Onları değiştirmek kural koymaktan daha zordur. Doğrudur. Ve Ali bütün peygamberler bunu yapmışlardır. Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde onların bir selam çeşidi vardı. Hı hı. Bunu ifade ettik. Oraya geri dönmeyeceğim. İslam'ın selamını, selamı yayın. Çünkü Medine'de ilk icraatlardan birisi selamı yaymak. İşte selam toplumu bu yani. Böyle oluştu. Yani. Evet. Selamı yayınız. Yani yediriniz, içiriniz, evet. selamı yayınız, misafir ağırlığınız vesaire. Selamı yayma Resulullah Aleyhisselam'ın ilk icraatlarından. Çünkü kimlik tespitidir yani bir nevi. Yani e, bir Müslüman toplumun kimliğidir selam. Bu oldukça önemli. Aleyhisselam bize bir Uhud dağının eteğinden, bir Cennetul Baki'den, bir de vefat hastalığı esnasında üç yerden selam gönderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Üç yerden. Ben vefat hastalığı esnasındakini hemen söyleyeyim ki toplum iyi anlaşılsın. uzunca bir böyle zor konuştuğu anda çok yakıcı ve çok önemli nasihatlerde bulunuyor. Son cümleler şöyle. Size selam olsun diyor oradakilere. Şu anda burada olmayan asabıma da selam söyleyin. Benden sonra yolum izim sıra gelen ümmetime de selam söyleyin. E şimdi biz ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü ya Resulallah desek. Yanlış mı olur? O yüzden selam toplumu ben kavramlara girmeyeyim dedim ama kavramsız da olmuyor. Bak hocam da kavrama girmek zorunda kaldı. Temelde SLM silm kökünden. Hı hı. Yani bu selametin toplu tutan bir şey. Bir, yap, bir araya getirici, yapıştırıcı ve koparmayıcı bir şey. Ve selam toplumu oluşuyor. Bu toplum içerisinde aleyhisselamın asabına selamı var. Asabın Resulullah'a selamı. Ashab-ı kiramın birbirine selamı. Resulullah'ın çocuklara, kadınlara, özürlülere, bugün engeli deniyor, selamları var. E, aleyhisselam'ın işte demin ifade ettik, kabire gittiğinde verdiği selamlar var. Biz mesela belli şeyi ezberliyoruz, o hadisi selam diyoruz. Yani işte varıyoruz bir kabrin yanına, işte esselamu aleyküm dâre kavmin minel mü'mine Veyahut da esselamu aleyküm ya Ehlen kubur gibi başlayan selamlar var. Hı hı. Yani selam toplumu selamı alan, selamı veren ölünce de bitmiyor selam. Hı hı. Mezarlığa gidince ne yapıyoruz? Selam veriyoruz. Allah'tan aleyküm selam demiyorlar hocam. Ya desene, <laughs> Zaten aley, aleyküm selam deseler herhalde Hayır, yani korkarız. Kötü olacak. Korkarız. korkarız yani, <laughs> Allah bilir. Bilmiyoruz ama gerçekten hep Şu... aklıma geliyor yalnız bu. Yalnız oldun mu ben çünkü çok bu Edine Kapı şehitliğinden çok geçiyorum. Böyle selam veriyorum. Bilhassa Akif'in önünden çok geçiyorum oradan. Böyle şimdi kalksa diyorum aleykümselam dese acaba. Almazsınız olur yani. biter. <laughs> Ama e, bazı bizim bazı büyüklerimiz benim mesela vardı böyle yakınlarım. Kabre selam veriyor. Esselamu aleyküm ya ahlal kubur ve aleykümselam ey ehli dünya diye cevap alıyorlardı. Ben dedim bu nedir ben bunu bilmiyorum ilahiyatçıyım. Dedi, siz yeni hocalar bilmiyorsunuz. Kadre selam verilir. Geriye alınır. Halbuki alma yoktur. Onlar alıyor zaten. Evet. Yani evet. burada şu da var. Yani akla gelmesin kimsenin. Ölüye selamı niye veriyoruz? Selam ruhadır. Selam ruhtandır. Kelam insanın kullandığı kavram. Ama selam ruhadır. Selam ruhtandır. Ve onlar onda bir ünsiyet oluşturuyorlar. O yüzden... ...Aleyhisselam'ın oluşturduğu toplum... ...mesela Yahudiler geldi... ...Aleyhisselam Ayşe annemize oturuyor... ...Essamu Aleykum dediler... ...ve şimdi yavaş söyleyeyim... ...Essamu Aleykum... ...lamı atladılar yani... Hı hı. Essalamu Aleykum... ...sana selam olsun, esenlik olsun demek... ...Essamu Aleykum... ...sana ölüm olsun, ölesin demek... Hı. ...bir kelime, harf atlayınca... ...bunu kasıt yapıyorlar... ...beddua olsun diye... Ayşe ne öfkeleniyor. Ölüm size olsun diye kusuyor. Ayşe ya sakin ol. Sakin ol. Ne dediklerini duymadım ey Allah'ın Resulü. Benim verdiğim cevabı duymadım. Aleyhisselam'dan ve aleykum dedi. O kadar. Yani onların selamına karşı Resulullah onların bedduasını reddetti. Bir daha geri dönmeyelim diye söyleyeyim. Ehli kitaba ve iman etmeyenlere Esselamu aleyküm denmez. Peki hocam şöyle diyeyim mi yani ancak biz bu bu, bu bu kalmasın Esselamu aleyküm denmez onlara. İşte farklı kavramlarla Esselamu aleyküm metindir ayette yani İslami kavramdır Müslümanın Müslüman'a verdiği selamdır. Buyurun şimdi. Evet mesela diyelim ki biz bireylerin e, e, <laughs> sıhhatli, sağlıklı kurtuluşa ermelerini temenni ediyoruz. Hı -hı. Bunun aracısı olarak biz varız. Hı -hı. Bunu sağlayacak olan Rabbimiz. Evet. Bunu Allah'tan diliyoruz. İşte selamun diye size hitap etmişsem Adem hocamı cennetine al. Onu dünyada da rahatlattır. Huzur ver. Barış içinde yaşasın. Sağ... Tüm bu dilekleri Hı -hı. Rabbimden istiyorum. Hı -hı. Ama bu Rabbimden bunu istediğimi de size beyan ediyorum. Bu Sizinle ilgili iyi dileklerim, iyi temennilerim var. Bunu birçok kişiyle yapıyorum. Bu ne anlama gelir? Ben bir toplumda huzurlu, e, sağlıklı, e, birbirinden emin bir insanların olmasını e, e, arzu ediyoruz. Fakat eğer o toplumda sizin selamun aleyküm dediğiniz zaman bir gerilim oluşacaksa ki öyle oldu. Selamun aleyküm deyince sizi bir hemen bir yere koyuyorlar. Ya ben senin için iyilik diliyorum. Ama aynı adama hiç anlamı olmayan biraz önce siz de ifade ettiniz. Bonjour deseniz mutlu oluyor. Evet. Şimdi böyle bir toplumda Müslüman e, nasıl davranacak? Bu gerginliği devam mı ettirecek yoksa bu ayettir ben... E, bu temenniyi onlara iletmeyecek miyiz? Bunu öğrenmek istiyorum. Aslında sorduğunuz tanımadığımıza selam verecek bir evet, işte. de içinde bu da. Ee, arkadaşın okuduğu aşri ı Şerif'te Bismillahirrahmanirrahim. Kullun ya'melu ala şakileti diye geçti ayeti kerime. Herkes kendi karakterine göre iş yapar. Şakile, şaküle deriz ya böyle bir ıı, dik tutan araç. Kullun ya'melu ala şakileti. Herkes kendi karakterine, tavrına göre bir e, iş ortaya koyar. Yani söz ortaya koyar, davranış ortaya koyar. Müslüman selamı nereden nasıl vereceğini bilir. Bir espri olsun diye araya bir şey sokacağım. Yani... Ee, birisi ben daha öğrenciyken Tayım Matip'te namazla dinle imanla alakası olmayan birisi hani eskiden böyle İmam hatipte okuyorsun diye çok hakaret ederlerdi bilirsiniz o dönemlerde. Evet. işte böyle gelmiş bana sorular sorup tıkayacak yani. Ben dedi bir ormanda olduğumu farz et. Hava yağmurlu, bulutlar var. Yabancı bir ormandayım. Baktım saate namaz vakti geldi. Namazı nasıl kılacağım? Bana kıbleyi soruyor yani hı hı. bakalım kıbleyi bulabiliyor mu diye. E şimdi ilmihallerde bunları yazıyor. Ben adama şunu sordum: Siz namaz kılıyor musunuz? İmamı peşindesin. Yok dedi. E dedim size ne ormandaki namazda? <laughs> size ne kıbleden? Namazı kılanın kıble sorunu yoktur. Hı hı. O biliyor ne yapacağını. Namazı kılanın kıble sorunu yoktur. Yani kıble yoktur demiyorum. Haşa öyle anlaşılmasın. Her namazı kılan ne yapacağını, nereye yöneleceğini bilir. Çünkü kıble de dönmek farz olduğu için o farzlardan biridir. Aynı şekilde selam veren Müslüman. E şimdi büyük kente yaşıyoruz. Aleyhisselam tanıdığınız, tanımadığın herkese selam verin diyor. Bu kastettiği tanıdığın, tanımadığın Müslüman. İslam toplumundan bahsediyor. Ama ifade ettiğiniz gibi bazen selamun aleyküm diyoruz. Hı hı diyor. Aleyküm selam için. ...selamün aleyküm diyorum günaydın... ...deyip gülüyor adam... ...ben onun günaydınına gülmüyorum... ...isteyen istediği şekilde aydınlı karanlık desin birbirine... ...ama... germe kelimesini kullandınız bu çok önemli... ...yani... ...selam germek için değildir... Amen. ...tam tersine... ...onu böyle gevşetmek... ...ve kardeşi kardeşe... ...kaynaştırma yöntemidir... ...selam... ...bu durumda... ...dedim ya selam verecek olan kişi... Selamı şöyle baktığı zaman kime nasıl selam vereceğini bilir. Mesela uzak bir yerde e, mescide gidiyor aleyhisselam ta köşede oturuyor insanlar. Sesi oraya ulaşmamıştır ki hem lafzen selam hem de elinden böyle aleyhisselam eliyle yani beden diliyle selam verirsiniz. Hı hı. Yani jest mimiklerle tebessümle selam verirsiniz. Ama bu arada esselamu aleykum kavramını... Tekrar o ayeti atıfta bulunuyorum. Tekrar tekrar ifade ediyorum. Ona ehil olanlara vermekte fayda var diyor. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Özü bu yeşil. Eyvallah. Yani. Tekrar sana dönüyorum Mustafa. Ee, bir veteremiz var gene. Bundan önce bir soru sorayım. Ee, ondan önce Sor. bir soru sorayım. <laughs> Vetereyi izleyelim. Bunu planladın Sor. mı önceden? Planladım evet. Peki. Mustafa'yı nasıl sıkıştırırım <gülüyor> diye. <gülüyor> Bu sefer e, selamla ilgili değil aslında selamla ilgisiz hiçbir şeyimiz yok da Heh, güzel. çünkü e, ama içinde direkt selam geçmiyor o anlamda söyleyeyim. Siz Mehmet Emine'yle bizim Ezgi dediğimiz formata e, biraz farklı ilahilerle bu formatı e, harmanlayıp diyelim bir müzik türü oluşturdunuz biraz önce sorduğum, ilk soruda sorduğum gibi aslında bizim bir müzisyen olmak gibi bir derdimiz yoktu. Derdimiz neydi? Selamımızı başka insanlara, meramımızı, kelamımızı, selamımızı başka insanlara iletmek. İşte bu iletme noktasında bununla ilgili bir bir araya gelip şöyle bir müzik tarzı yapalım, üslubu geliştirelim mi oldu yoksa kendiliğinden mi gelişti VTR'den sonra tamam. ben de merak ediyorum onu. Eyvah. Efendim VTR'miz İha hazırladığı yine sabır ve umut konulu bir VTR. Birlikte izliyoruz. Hatırla her şeyin bir anda nasıl yitip gittiğini, yarım kalan hikayeleri, özürleri. ...sevgi sözcüklerini. Ve sonra... ...ufacık bir sesin... ...umudu nasıl yeşerttiğini... ...yaralı kalplerimizi... ...neyin teselli ettiğini... Ve sakın unutma. Güllerimizden yeniden doğacağız. Yıkılan yuvaları, dağılan sofraları tekrar kuracağız. Çünkü Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Ramazan yeni bir umut, Ramazan hayata berekettir. Mustafa soruyu bir daha sorayım mı yoksa sen gerek yok ben anladım soruyu evet. be. <laughs> ama dinleyicilerimize dinleyicilerimiz diyorum hep gaflet evet radyoculuk yönün tabi evet. hala kalmış yani, radyoculuk. Evet, radyoculuk geleneğinden izleyicilerimiz e, bu tarzı nasıl buldunuz özetlersek evet. aslında e, yani başlarken hakikaten biz de bir şeyleri anlatabilmek e, o dönemde malumunuz çok gelişmiş, büyük çapta repertuarımız e, yoktu, kayıtlı repertuvardan bahsediyorum yoksa Hı -hı. yazılı vardı da Hı -hı. ama e, işte bir e, fonogram bir tespit aracına kaydedilmiş insanlara ulaştırılacak eser sayısı e, çok fazla yoktu albüm yoktu e, işte bir Ahmet Hüsam e, Üstad'ın falan albümleri vardı belki. Sonra sizin yaptığınız çalışmalar önce e, Ömer Karoğlu başta olmak üzere, çıktı ben bir tarz oluşturmak amacıyla yola çıkmadım ama benim işte dinlediğim eserler olsun yetiştiğim ortamdaki ki benim ailemde hep ilahiler dinleyerek büyüdüm hı hı. biz babam biz beraber ilahi okurduk orada birçok ilahi öğrenmiştim ve orada dinlediğim ancak şeyler vardı radyoda belli işte Türk müziği saatleri falan o kadar yani tarla dönüşünden tut da Türk halk müziğinin işte ha. yayınlandığı bölümler, bunları besleyici olarak bunlar bizi beslemiş olmalı ki okuduğumuz eserlere de yaptığımız bestelere de bu yansıdı. Mehmet Emin Ay hocam da benzer bir ortamda olduğunu düşünüyorum. Kendiliğinden böyle bir tarz oluştu ama başlangıçta mesela benim ilk yaptığım eserler daha size sizin eserlere yakındı. Mesela Yitik Sevda. Hı hı. Hasret evet. ötüşleri bitmeyen evet. kuşlar... ...yitik sevdamızı müthiş getirin artık. Yani Allah'ın yoluna konulan başlar... ...yitik sevdamızı getir bu Yani eserlerimiz böyleydi. Davetim onadır mesela. Hı hı. Kemal. E, ve e, Arapça yaptığım... ...bir çalışma vardı mesela. Onunla yaşar, onunla ölürüm. Hı hı. İçinde işte Müslüman, Kun Müslüman... ...böyle eserler vardı. vardı evet. Malumunuz. E, ama zaman içinde... ...biz e, biraz daha böyle... E, Türk müziği ve özgün işte modern altyapıyla birleştirdiğimizde ses rengimizin de ona uygun olmasıyla birlikte bir form oluştu. Yani kendi içinde kendine göre bir tarz oluştu. Bu da beğenildi, sevildi. Biz de onu icra etmeye evet. çalıştık. Ee, bir eser daha. Bir eser e, evet. o dönemden Güllere vurgunum eserini of. okuyalım izniniz evet. olursa. Ben teşekkür ederim. Allah ya, güç kuvvet versin. Yeni eserler yeni sözler ee inşallah bekliyoruz inşallah. Eyvallah. Bir dua ayetleri vetr'imiz ve var. Çok kısacık hemen onu alıyoruz. Sonra Adem hocama döneceğiz. Dua ayetleri efendim Evet, Son bir dakikamız ya da bir dakika küsurat saniyemiz kaldı hocam. Söyleyeceğiniz selamla ilgili son bir şeyler var mı? Bizim soramadığımız sizin şu da sorulsaydı dediğiniz. Çok şey var da zaman dar. Evet. Ben Üstad Mustafa Yazgan'ın şiirinin son kıtasını ancak okuyabileceğim. Hocam. Arkadaşlar selamlasın diye selam diye şiiri Merhamet çiçeği dallar aşkına, kutlu ize hayran çöller aşkına, şefaat kokulu güller aşkına, sevgimize olsun vesile selam, güzeller güzeli Resul'e selam. Eyvallah. Ee, Akit yayınlarının Çam Sakızı Çoban Armağı Eyvallah, teşekkür hediyesini ediyoruz. takdim edeyim ben de. Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet. Ee, misafirlerime öncelikle teşekkür ediyorum teşrifleri için. Efendim sizlerin de tuttuğunuz oruçları, diğer ibadetleri Allah kabul etsin. Ee, dünyada nimetlendirdiği gibi ahirette de bizi nimetlendirsin. Şimdi İstanbul için iftar zamanı. Vakıf <laughs> katılın.